Yengeçte bir şey oldu. Evet. Ne oldu? 6 Temmuz'da Sirius kavuşumlu bir yeni ay. Çok önemli olaylar olur. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz astrolog Zuhal Taşçı. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Çok iyiyim siz? Biz de iyiyiz çok şükür. Şimdi bir yengeçte bir şey oldu. Evet, ne oldu? Yeni ay oldu. Yeni ay oldu. Çok güçlü bir yeni ay oldu. Arkasında da bir oğlak dolunayı olacak. Hemen anlatayım isterseniz. Hemen başlayalım şöyle. Temmuz'un sonuna böyle Ağustos'a kadar böyle dolu dolu bir neler yaşayacağız. Şimdi çok önemli bir yeni ay yaşadık. 6 Temmuz'da Sirius kavuşumlu bir yeni ay. Aslında Temmuz ayı bizim için çok önemli bir ay. Her yıl Güneş Sirius kavuşumu 6-7 Temmuz arası. Bu sene 6 Temmuz'da oldu. Çok önemli olaylar olur. Bir yılın kaderinin yazıldığı gün olarak geçer aslında tarihte. Dolayısıyla ilahi tecelliyatların aslında o bir yılı nasıl etkileyecek? Kişisel haritalarda, dünya bazında nasıl etkileyecek? Biz bunları okuruz. Temmuz ayı önemli dedik. Hemen arkasından bir oğlak dolunayı var. Dolayısıyla burçlar aslında bu ilahi tezahürleri nerelerden alıyor? Hangi alanlarda aksiyon almaları lazım? Hemen başlayın istersen. Buyurun, hemen bekliyorum. Tamam. Sevgili koç ve yükselen koç burçları için bu ay sevdiğiniz insanlardan oldukça destek bekleyeceksiniz. Özellikle isteklerinizi gerçekleştirmek, amaçlarınıza ulaşmak, yeni girişimlerinizi hayata geçirmek için zaten yengeç yeni ayı ile beraber önemli fırsatlar elde edeceksiniz. Ayın ilk 15 gününü kapsıyor bu dönem. İlk 15 günü kariyer hayatınızla ilgili konular, yenilikler gündeme gelebilir. Buradaki fırsatları iyi değerlendirin. Para, yatırımlar, harcamalar yine 15 Temmuz haftasında devam ediyor olacak. Para ile ilgili konular gündeminize geliyor olacak. Ama şöyle bir durum var. 15 Temmuz haftası biraz gergin bir hafta. Tüm burçlar için öyle. Siz para konularında biraz daha dikkatli olmalı. Alma verme dengesi, harcamalar, gelirler, giderler, riskli yatırımlar buralardan kesinlikle uzak durmalısınız. Ve ay sonu dolunay ile beraber artık ektiğinizde biçme zamanı sevgili koçlar, özellikle Haziran ayı boyunca aldığınız kararlar, attığınız adımların sonuçlarını yaşıyor olacaksınız. Hedeflerinizde ev, aile, yuva ve kariyer hayatlarınıza dahil olmak üzere çok önemli dönüm noktalarına giriyorsunuz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için ayın ilk 15 günü yengeç dolunay yeni ayını yaşadık. Yakın çevrenizde iletişiminiz artmaya devam ediyor ve sevdiğiniz insanlardan destek alarak aslında büyüyeceksiniz. Hem iş olarak büyüyeceksiniz, hem fikir, hem proje, hem destek alacaksınız. Dolayısıyla bereketiniz aslında yakın çevreden, ticari hayatınızdan, iletişimi ne kadar kullandığınızla alakalı olarak geliyor olacak. 15 Temmuz haftası sizin için önemli çünkü hayatın her alanında ani kararlar almamaya, ani tepkiler vermemeye çok dikkat etmeniz lazım. Enerjiniz yüksek. Özellikle ikili ilişkilerde sevgili boğalar lütfen conta yakmayın. Ani tepkiler vermeyin. Biraz daha böyle sabırla, biraz daha sükunetle olaylar. Çünkü sizden de böyle ani çıkışlar bekliyoruz. Bu pire için yorgan yakmasın sevgili boğalar. Sonra üzülürsünüz. Uranüs geçişi var çünkü burada. 21 Temmuz Dolunay ile beraber de aslında güzel haberler geliyor. Özellikle eğitim, terfi, yurt dışı işleri, hukuki konularınız varsa, seyahatler, taşınma gibi konularda beklediğiniz haberler varsa, böyle işleriniz varsa, özellikle Haziran ayından beri uğraştığınız konular bunlarsa güzel haberler alacaksınız. Netlik kazanacak buradaki alanlar ve kazançlarınız da aynı hafta artmaya başlayacak. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için ayın ilk 15 günü parayı en çok bulacak. Parayı nasıl kazanırım, parayı nasıl bulurum, nasıl işletirim, nasıl çeviririm? Hep ikizler burcu temaları. Bunlar yeteneklerini geliştirmek, bunları yeni kazanç kapısı elde etmek için yeni projeler, yeni organizasyonlar, planlamalar bazında kullanıyor olacak ve açılımları olacak buralarda. Ayın en riskli günü tabii ki de 15 Temmuz bütün burçlar için. Bu hafta sağlığa ekstra özen göstermek gerekiyor. Ani beklenmedik koşullara aşırı tepkiler vermemeli, yıkıcı olmamalı. Planlamalarda bazı aksaklıklar, iletişim kazaları yaşanabilir ve bu kavgaya çok açık bir görünüm. O yüzden aman dikkat diyelim. 21 Temmuz
Oğlak Dolunay ile beraber ay sonuna doğru özellikle finansal konularda Haziran ayından beri alma verme dengesi, nereye ne vereceğim, neyi ne yapacağım, neyi nasıl düzenleyeceğim, borç alacak, verecek, miras, nafaka, ödemeler ve aynı zamanda belki bir kredi başvurusu, belki bir yatırım başvurusu, işte hepsi aslında netleşiyor, sonuç alıyorsunuz. İkili ilişkilerde de aynı şekilde alma verme dengesi, sen neredesin, ben neredeyim. Buralarda çok net olacaksınız ve uzun zamandır aslında sevgili ikizler hayatınızda istediğiniz değişim ve dönüşüm gücünü 21 Temmuz haftasından sonra kendinizde buluyor olacaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Temmuz'un yıldızı zaten. Yengeç burcu bir Siryan tutulma yaşandı onların üzerinde. Venüs'te ay ortasına kadar orada pırıl pırıl parlıyorlar. 11 Temmuz'a kadar Venüs'te destek olacak. Ancak 11 Temmuz'dan sonra ne oluyor? Yatırımlarınız artık tohumlarını ektiniz ve bunlar artık ortaya çıkmaya başlıyor. Kendinize, hayatınıza, arzularınıza, değişime odaklanacaksınız. Ayın ilk 15 günü. İlişkilerinizde hedefleriniz neyse, kendi istekleriniz, arzularınız, bunlar size gelecek. Küçük hediyeler alabilir. İlk 15 gün Temmuz'un sevgili yengeç burçları güzel sürprizlerle karşılaşabilir. Ama 15'inden sonra, yani 15 Temmuz biraz gergin dedik ya, sizin için de öyle. Arkadaş çevrenizde katıldığınız etkinliklerde ani beklenmedik gelişmeler biraz canınızı sıkabilir, planlarınızı değiştirebilir. Beklenmedik fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Çünkü yengeç burçlarının biraz da böyle fırsatı görüp değerlendirmesi, krizleri yönetmesi gerekiyor. Hı hı. Parasal konular da gündemde ama bu daha çok ay ortasında karşınıza çıkabilir. Ay sonu 21 Temmuz Oğlak Dolunay ile beraber Haziran ayında özellikle ikili ilişkilerde, ortaklıklarda, partnerliklerde bir kafanızda kurcalayan problemler varsa ya da adımlar, yeni girişimleriniz varsa işte bunlar hep çözülmeye başlıyor. Maddi gelirlerinizi ve kaynaklarınızı da ay sonu itibariyle beslemeye, yükseltmeye başlıyorsunuz. Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar için ayın ilk 15 günü biraz yalnız kalacaklar, biraz içlerine çekilmek isteyecekler, inzivaya geçecekler. Bunu bilinçli yapın çünkü bunu bilinçli yapmazsanız gökyüzü diyor ki sen şu anda kontrol edemediğin bir alandasın. Ayın ilk 15 günü sen kendini, elini, ayağını her şeyden çek ve uzaklaş. Stresten uzak dur yoksa hasta olursun diyor. O sebeple dışarıdan ne yaşanırsa yaşansın Aslan burcu böyle tahtına oturup geriden yaslanıp biraz bakması lazım. Çünkü önüne gelecek, önüne düşecek ayın ilk 15 günü bir aydınlanmayla karşılaşacaklar. Ve 11 Temmuz sonrası Venüs'ün aslında Aslan burcuna geçmesiyle beraber de böyle pırıl pırıl parlamaya devam edecekler. Biraz böyle o karanlık çekildiği yerden çıkıp ben buradayım diyecek. İşte o zaman sevgili Aslan burçlarına güzel sürprizler, güzel karşılaşmalar, güzel hediyeler de gelebilir. 15 Temmuz civarı sizin için de sürprizlere açık bir hafta. Ani kararlar almaktan ve riskli hareketlerden uzak durmakta fayda var. Ani tepkileriniz tartışmalara sebebiyet verir. Yine ani ve beklenmedik durumlara şahitlik edebilirsiniz çevrenizde gelişen. Dolayısıyla bu ay hedeflerinizde, kariyer hayatınızda asla ve asla risk almayın ayın 15'inden sonra. 21 Temmuz'a geldik, o haftayı atlattık, çok şükür sağ salim çıktık, kimseyle kavga etmedik. Bu dolunayda sağlık dikkat çekiyor. Zaten ayın başında da ayın sonunda da sağlığa maksimum özen göstermek lazım. Bunun yanında aslanların hayatında gizli saklı ne varsa önlerine dökülüyor olacak. İşte arkalarından ne konuşulmuş, neler geçmiş. Bunun dışında bazı projeleri sonlandıracaklar. Bazılarına tamam, bazılarına devam diyecekler. İş arkadaşlarıyla ilgili, ortamlarıyla ilgili, çalışma koşullarıyla ilgili önemli kararlar alıyor olacaklar. Ve hemen akabinde de aksiyona geçecekler. Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanların hayatının ilk 15 gününde yeni insanlar, yeni bir sosyal çevre, yeni projeler gündemlerinde katılacakları etkinlikler, davetler, organizasyonlar onlara iyi gelecek. Doğru iş bağlantıları, doğru ortaklıklar, doğru projeler başlatabilirler ayın ilk 15 günü. Kariyer hayatlarında ayrıca kazandıklarını arttırma potansiyelleri var. 15 Temmuz haftası yine onlar için de sıkıntılı biraz. Dolayısıyla ani değişimlere
esnek davranırsa aslında kazançlı çıkacak, krizi yönetebilecek burçlardan bir tanesi. Eğitim, medya, yurt dışı konuları, yolculuklar, seyahatler ve hukuki konularınız varsa burada böyle beklemediğiniz ani gelişmeler biraz canınızı sıkabilir ama dediğim gibi fırsatı, krizi fırsata çevirebilirsiniz. 21 Temmuz Dolunayı ile aşk hayatı artık canlanıyor Başak burçlarının. Eğer aşk hayatınız boşsa biri girebilir. Eğer aşk hayatınız varsa çok daha iyi bir yere taşınabilir. Aynı zamanda çocuklarla ilgili meselelerle ilgili konularda güzel haberler, güzel aksiyonlar alabilirsiniz. Bunun yanında da bir çocuk haberi karşınıza çıkabilir. Yine akabinde Mars ikizler burcuna geçecek ve kariyer hayatınızda, hedeflerinizde aksiyon alma, mücadele etme, ben buradayım deme zamanınız başlıyor. Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar için Temmuz ayı çok önemli. Kadersel kararları alacağınız, hayatınızı şekillendireceğiz. Kariyer, ev, aile, yuva, ben, kimlik, eş, yani bir insanın temel taşlarında ne varsa onlarla ilgili çok önemli kararlar alacağınız bir ay. Dolayısıyla ayın ilk 15 günü önemli işlerinizi halletmeniz gerekiyor. Bu anlamda fırsatlar yakalayacaksınız. Örneğin bir iş başvurusu, bir okul başvurusu ya da hukuki bir başvurunuz varsa ayın ilk 15 günü tamamlasanız çok iyi olur. Çünkü 15 Temmuz haftası parasal konular biraz sıkıntıya girecek. Buralarda risk almamak gerekiyor. Riskten uzak durun. Bazı terazi borçlarının ameliyat durumları, operasyon durumları ortaya çıkabilir. Borçlar, vergiler, alacaklar, buralar biraz can sıkıcı. Aynı zamanda ebeveynlerle ilgili konularda gündeme gelebilir. Dolayısıyla ayın 15'ini biraz daha sakin atlatmakta fayda var. 21 Temmuz Dolunayı ile daha çok ev, aile, kariyer, aile içi konular, ebeveynleriniz, aynı zamanda kariyer hayatınız, hedefleriniz, gitmek istediğiniz alanlar hayatta nerelerse işte bunlarla ilgili Haziran'dan beri kafalarını kurcalayan konular varsa bir taşınmak olur, iş değiştirme olur, evlenmek olur, boşanmak olur. Bunlarla ilgili çok önemli sonuçlanmalar, netlikler kazanıyorsunuz ve bir aydır düşündüğünüz özellikle Haziran'dan beri hep söylüyorum ama bir türlü aksiyon alamadığınız konuları da artık tamamlama evresindesiniz. Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akreplerin Temmuz'un ilk 15 günü pırıl pırıl yüzleri gülüyor, şahane. Hem aşkta hem kariyerde onlar için fırsatlar var. Bu dönem şimdi eğer boşsa aşk hayatınız, eski karmik bir ilişki karşınıza çıkabilir. Eskiler böyle bir hayatınıza girmeye çalışabilir. Burada tamamlanmamış meseleler vardır. İşte oralara iyi bakmak lazım. Çünkü Satürn de retroda artık diyor ki tamamla ve çıkar gönder. Eğer devam edeceksen de sağlam devam et. Bunun dışında ilişkiniz varsa sorunları şifalamak ve daha sağlamlaştırmak, ciddiye taşımak, bakın biz birlikteyiz, biz böyleyiz, biz şöyle, biz beraberiz, biz biriz demek için çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Daha az tanıdığınız insanlar bu sıra size çok daha fazla destek verecek. Bir işiniz varsa mesela örneğin bir doktor randevusu alacaksınız, gidersiniz profesörünü bulursunuz. Yani işinizden ya da yapacağınız bir şeyden destek almak istiyorsanız o alanda en yetkin kişiyle karşılaşma şansınız da var. Bunun dışında hayat size şunu söylüyor sevgili akrep burçları. İşte tamam sen artık bir üst basamağa çık. Artık yeter. Artık hak ettin. Çünkü Satürn de retroda diyor ki bak bunlar eksikliklerin. Bunları tamamla ve artık sen bir kademe daha yukarı atla. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler yine ön planda olabilir. Eğitim, ithalat, ihracat, medya, hukuki girişimler başarı getirir ayın ilk 15 günü. 15 Temmuz civarı ne diyor? İlişkilere biraz daha dikkat diyor. Eş ya da ortaklıklardan gelecek ani tepkiler ya da gelişmeler biraz akrep burçların canını sıkacak. Beklemiyorlar çünkü bu da nereden çıktı? Onların hayatlarında ya da onlara karşı bir tutum onları birazcık sarsabilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha karşı tarafa sakin davranmak, biraz daha krizi idare etmek gerekiyor 21 Temmuz haftasına kadar. Bunun dışında karşılarına akrep burçların 15 Temmuz haftası çok acayip kişilerdi. Yani hiç böyle daha önce
alışkın olmadıkları kişiler de karşılarına çıkabilirler. Hemen böyle beraber proje yapalım, işte yok çok iyi biz partner oluruz vesaire, buralara aldanmasınlar. Biraz daha yavaş gitsinler çünkü 21 Temmuz haftası artık hayatlarında önemli netleşmeler yaşayacaklar. Özellikle eğer Haziran ayından beri haber bekliyorsanız, yolculuklar, hukuki konular, eğitim, medya ile ilgili alanlarda planlar, projeler, görüşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, işte buraların haberleri geliyor, sonuçlanmaları geliyor ve kardeşler, yakın çevre ile ilgili de önemli gelişmeler var. Mali konuda aksiyonla alıyorlar ay sonunda. Evet sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar için ayın ilk 15 günü yay burçları için finansal konular ön planda alacak, verecek. Borç, kredi, miras, nafaka, aynı zamanda eşin gelirlerine dair gelişmeler ya da ortaklı paydalardan alacağı kazançlar, gelirler ya da giderler onların gündemlerinde. Ben bunları nasıl düzenlerim, yeni fırsatları nasıl yakalarım, gelirlerini arttırma derdindeler ve bunlarla ilgili de fırsat karşılarına çıkacak. Ben yay burçlarına şunu söylüyorum. Ayın 15'ine kadar kimden ne istiyorsanız isteyin. Fikir isteyin, maddi destek isteyin, manevi destek isteyin. Gökyüzü ayın 15'ine kadar birinden bir şey isteme konusunda arkanızda size destek oluyor. 15 Temmuz haftası sizin için iş hayatınızda ve sağlık konularıyla ilgili önem arz ediyor. Hem sağlığınıza, küçük kazalara özellikle dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda da çalışma arkadaşlarınız, çalışma şekliniz, çalışma ortamınızla ilgili ani değişimler biraz canınızı sıkabilir. Buralarda biraz gerilebilirsiniz. 21 Temmuz haftası ödemeler, para giriş çıkışları, işte ay başından beri süre gelen yaptığınız o maddi planlamalar ay sonunda artık meyvesini veriyor olacak. Bir beklenmedik ödeme elinizden çıkabilir. Yine beklediğiniz bir paranın da girişi var. Aynı zamanda akabinde Mars ikizler süresinde ikili ilişkilerinize dem vuruyor olacak. Platonik bir aşka çekilme ihtimaliniz ay sonu çok yüksek. Lütfen çok dikkat edin. Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar için Temmuz ayının ilk 15 günü. Evlilik ve ortaklı ilişkilere odaklanıyorlar. Bazı Oğlak burçları evlenecek, bazıları yeni bir ortaklığa başlayacak. Dolayısıyla evli olanlar eşinin ya da ortağının hayatında gelişecek güzel gelişmelerden faydalanacaklar. Aynı zamanda oradan gelecek sürprizlerle fırsatlar yakalayacaklar. Bazıları da yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar, hayatlarına yeni insanlar gelecek. Bazı Oğlak burçları eğer evli değilse böyle ciddi ilişkiler, ciddi taşınması muhtemel ilişkiler karşılarına da çıkabilir. 15 Temmuz haftası. Çok dikkat edin. Çocuğunuzun hayatında beklenmedik bir konuyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Aniden aşık olabilirsiniz ki hiç tavsiye etmiyoruz. Aşk hayatınızda ani gelişmeler olabilir. Eğer bir aşk hayatınız varsa bir ani gerginlik, agresyon vesaire. Dolayısıyla biraz sakin ilerlemek gerekiyor ve kesinlikle riskli yatırımlardan uzak durmalı. Zaten yapmaz sevgili Oğlak, riske girmez. 21 Temmuz Dolunayı ile beraber şimdi evlilik hayatınızda, ortağınızla, partnerinizle ilgili artık bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Bu zamana kadar özellikle uzun zamandır böyle çözmek istediğiniz bir konu varsa artık çözüp çıkıyorsunuz ve bu sizin için bir dönüm noktası oluyor. Bazıları evliliklerinde yeni bir reforma gidecek, bazıları da boşanabilir, bazıları ortaklığı tekrar revize edecek, bazıları da ortaklıklarını bitirebilir. Çünkü artık biraz tamam mı devam mı kafasında olacaklar ve önümüzdeki bir yılı da aslında bu tema ilerletiyor olacak. Dolayısıyla Oğlak burçları hem iş hem aşk hem de sağlıkları ile ilgili önemli ölçüde etkiler alıyor olacak. Sevgili kova burçlarına geldik. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için iş hayatlarıyla ilgili önemli gelişmeler var. Şimdi yenilikler karşılarına çıkacak. Yeni projeler, yeni anlaşmalar. Aynı zamanda iş ve çalışma ortamında, çalışma arkadaşlarında, çalışma hayatında, planlarında, projelerinde yine bir yenilikler var. Uzun vadeli sağlam yapılanmalara gitmek isteyeceksiniz, gidebilirsiniz de ama Satürn'ün retro bu biraz geçlik verecektir. Sağlığa çok dikkat etmek gerekiyor. Ayın ilk 15 günü özellikle mide sorunları baş gösterebilir.
Bunun dışında ayın yine ilk 15 günü yeni bir rutin eklemek, sağlıklı bir şeye başlamak, hayatınıza bir yenilik katmak için işte zayıflamak, spora başlamak, diyete girmek vesaire ya da sağlıkla ilgili bir check-up'a girmek, kendinize hayatta bir ödül vermek, onu rutine katmak, bu gibi işler için muazzam, harika ve şanslı bir dönem. 15 Temmuz civarı ev, aile, kariyer hayatı ile ilgili ani gelişmeler yaşayacaklar. Aman dikkat! Şimdi bu dönem özellikle ev kazalarına açık, elektrikle ilgili kazalara açık, elektrikli aletler evde bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yine evde düşme, çarpma, kolunu bacağını vurma vesaire biraz bu alanlarda da sakin davranması gerekiyor. Biraz daha odaklı, evde çalışıyorsa özellikle odaklı çalışması gerekiyor. 21 Temmuz civarı aşk hayatı, evlilik ve ortaklık konularda şansı çok fazla açılıyor. Dolunay ile aslında bazı insanlarla kopuş yaşayabilirler ama özellikle iş ve günlük hayatınızda, çalışma ortamınızdaki kişilerde bazı sorunların farkındasınız. Bunlar daha ayyuka çıkacak dolunayla beraber. Bilmedikleriniz önünüze serilecek. Daha önce duymadıklarınızı duyar olacaksınız. Ve insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. İnsanların gerçek niyetlerini göreceksiniz. Dolayısıyla buralarda bir iş ve çalışma ortamında günlük hayatınızdaki kişilerde bir karar verme, bir yol ayrımı ya da tamam ya da yeni insanlar da alabilirsiniz. Dolayısıyla sizin için ayın sonu her şeyin aydınlanma zamanı olarak geliyor ve aynı zamanda ay sonu çocuklarınız veya partnerinizle ilgili güzel gelişmeler, hız kazanacak, biraz daha böyle keyifli ayı kapatıyor olacaksınız. Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar için son burcumuz Temmuz ayının ilk 15 günü hayatı böyle doya doya yaşayacaklar. Balıklar uzun süredir böyle güzel bir ay görmemişti. Eğer aşk yoksa hayatlarında balıklar aşık olabilir. Eğer partnerleri varsa partnerlerinin desteğini çok daha fazla hissedebilir, ilişkileri daha fazla ciddiye binebilir ve hatta bu ilişkinin ciddi adımlarla ilerlediğini görebiliriz. Bu dönem bekarlar eski sevgiliye, yarım kalmışlıklara biraz daha meyilli olacak. Dönecek olanlar balık burçlarından gelebilir. Akrepler için söyledik az önce ama balık burçları ya da doğum haritasında balık arketipi olanlar biraz daha böyle romantik, işte eskileri yad edenler, dönüş yapanlar, eski sevgililer onlar olabilir. Hiç gerek yok. Lütfen eğer dönecekseniz de sağlam adımlarla revize ederek, bazı şeyleri çözerek ilişkilere başlayın. Çünkü 15 Temmuz civarı özellikle iletişimde, ikili ilişkilerde iletişim kazaları yaşanabilir ve biraz sert, agresif davranışlar ortaya çıkabilir. Balık burçları bir de özellikle 15 Temmuz civarı trafikte çok dikkat etsinler. Trafik kazaları, araç alım satım, araç arızaları, anlaşmalar, sözleşmeler 15 Temmuz civarı yasaklıyorum. Eğer çok mecbursanız lütfen yavaş yavaş, ani karar vermeden anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi yapın. 21 Temmuz haftası sosyal hayatınızda önemli kararlar alacaksınız. Yeni adımlar, projeler için tam zamanı, çünkü bazıları çoktan elenmiş olacak. Haziran ayından beri kafanızda kurduğunuz birçok şey var. Özellikle arkadaşlar, gruplar, ortak projelerle ilgili açılımlarınız var. Bunlar netleşiyor. Akabinde de ev, aile, yuva ve kariyer hayatınızla ilgili aksiyona geçiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine böyle detaylı detaylı yorumlamış olduk. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.